Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yüce kişiliğine sesleniyorum. Sayın Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, NATO'nun Türkiye'ye doğru genişlemesidir. NATO tehdidinin, NATO tehlikesinin doğuya doğru genişlemesidir. O nedenle tarihi bir oylama yapacağız. Bu oylamada NATO'ya verilen evet oyu Türkiye'ye yönelen tehdide boyun eğme oyudur. Bu oylamada NATO'ya evet, FETÖ'ye evettir. Çünkü hepimiz biliyoruz, yaşadık. 15-16 Temmuz 2016 gecesi Türkiye o NATO darbesiyle göğüs göğüse geldi. NATO insanlarımızı şehit etti, askerimizi, polisimizi. NATO PKK'yı destekliyor. NATO FETÖ'yü destekliyor. NATO Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim gibi NATO üyelerini kontrol örgütüdür. Bu tecrübeyi en derinden Türkiye yaşadı. 12 Mart 1971'de NATO darbesiyle Türkiye'ye yön verildi. 12 Eylül 1980'de yine NATO darbesiyle Türkiye dünya pazarlarıyla bütünleşme sürecine sokuldu. O nedenle NATO Türkiye için tehdittir. Zaten Türkiye halkı da NATO'yu, Amerika'yı düşman olarak görüyor. Bu koşullarda değerli milletvekillerimiz, siz NATO'nun vekili olamazsınız. Sizler Gazi Meclis'in milletvekillerisiniz. Sizlerden milletvekili oyu istiyoruz. NATO vekili oylarınızı hiçbir zaman Türk milleti de kabul etmeyecektir. Türk milleti bağımsızlık istiyor, başı dik yaşamak istiyor, NATO tehdidine karşı birleşmek istiyor ve meclisimize güveniyoruz. NATO'ya evet, Türkiye'ye yönelen tehdide evettir. FETÖ'ye evetle NATO'ya evet birdir. NATO'ya hayır oyu vermenizi, İsveç'in, Finlandiya'nın NATO tarafından kabul edilmesine hayır oyu vermenizi milletçe sizden talep ediyoruz. Saygılarımızla.